Hollanda'da yaşayan gurbetçi Şahin ailesi haftalardır kabus yaşıyor. Kızları Dilara Şahin kaldırıldığı hastanede hayatta kalma mücadelesi verirken hastane yetkilileri Dilara'nın yaşam fişini çekme kararı aldı. A Haber'in olayı duyurmasının ardındansa Sağlık Bakanlığı Dilara için devreye girdi. Dilara Şahin şimdi Türkiye'ye getirilecek. Büyüğümüz, saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kaldı. Bir umudumuz o kaldı. O ne derse ben ona razıyım. O desin ki evladım olmuyor ya. Buraya kadar yapılacak bir şey yok desin. Vallahi ona da razıyım. Hollanda'daki hastanede ölüm kalım savaşı veren kızı için bu sözlerle Türkiye'den yardım istemişti. Acılı baba Oğuz Şahin. Hastane yönetimi 24 yaşındaki Dilara'nın yaşam fişinin salı günü çekilmesine karar vermişti. Babanın evladı için yardım çağrısının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan devreye girdi. Dilara şimdi Türkiye'ye geliyor. Umudumuz Türkiye, Türk hekimleri. Tekrardan söylüyorum. Reisimizden, devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Allah ömürlerine ömür versin. Hepsinden çok razıyım. Evet. Gerekiyorsa benim ömrümden asıl onlara versin. Haftalar önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Dilara'ya akut lösemi teşhisi kondu. Gördüğü kemoterapinin ardından da uyutularak makinaya bağlandı. Sabır Allah'ım. Şifa Allah'ım. Sabır Allah'ım. Şifa Allah'ım. Kendi kendine öyle diyerek uyut. Daha uyuyor. Başkan Erdoğan'ın direktifiyle harekete geçen Sağlık Bakanlığı, Dilara Şahin'in Hollanda'dan nakli için ambulans uçağı gönderdi. Türk doktorların elinden geleni yapacağına inanıyorum. Bu bir ayağa kalkacak ya. Allah'ın izniyle kalkacak. Bir mucize olacak. Kendi de görecek. Bu Türk milleti de bekliyor. Bu Türk milleti de bir görecek. Bu hastane de bir görecek bir mucizeyi. Allah'a yalvarıyorum. Bir mucize koşsun Allah'ım. Baba Şahin, Türkiye'nin yaşam fişi çekilecek olan kızı için devreye girmesinin ardından büyük bir vicdan azabından kurtulduğunu ifade etti. Ömür boyu çekeceğimiz bir cehennem azabı var. Niye? Kendi elimizden düğün tarihi bekler gibi saat 4'ü bekleyecektik. Gözümüzün önünde fişi çekeceklerdi, yaşam fişini çekeceklerdi. Bu benim aileme, buradaki yaşayan Türklere bir travma olacaktı. Ölene kadar bu beynimizin içinde duracaktı. Allah'a şükür o dertten kurtulduk. Şimdi dün dediğim gibi vefat edecekse tedavi sürecinde ölse bilene Allah uzun ömür versin de şuramız rahat olacak. Şuramız rahat olacak. Haberi izledik. A Haber Dilara'nın dramını ekranlara taşıdı ve A Haber'in olayı duyurmasının ardındansa Türkiye harekete geçti. Arkadaşlarımız haber nöbetinde der. Fatih Özyer Hollanda'da, Hande Bayraktar da İstanbul'da haber nöbetinde. Önce Hollanda'ya Fatih'e gidelim. Fatih, uçağın inmiş olması gerekiyor. Yaklaşık bir saat önce yaptığımız yayında 10 dakika sonra inecek dedin. Nedir durum? Hikmet Öztürk, yani biz bekliyorduk saat Türkiye saatiyle saat 19.25 civarlarında inişini, fakat uçak indi, biraz tehlikeli indi. Şu anda uçak başkent Amsterdam'da indi ve orada bekleyen ambulans uçak içerisindeki personelleri alarak yola çıktı. Biz de Zvolo kentindeyiz. Zvolo kentinde bekleyişimiz devam ediyor. Türkiye saatiyle saat 21.15'te ambulansın içindeki personelle hastaneye ulaşmasını bekliyoruz. 21.15 civarlarında Türkiye saatiyle biz de hastane önüne aileyle birlikte gideceğiz. Şu anda Şahin ailesinin evinde biz bekliyoruz. Yanında da görmüş olduğunuz gibi baba Oğuz ve anne Nurten var. Şimdi ilk uçağın geldiğin müjdesini az önce almıştık. Elimde de zaten Dilara'nın beraberinde olması gereken pasaport ve nüfus cüzdanı da hazır. Bütün her şey hazır. A Haber ekibi olarak da bizim de buradaki bekleyişimiz devam ediyor. Şimdi Oğuz Bey, şunu sormak istiyorum. Az önce burada otururken telefon çaldı ve uçak indi. Şu andaki duygularını anlatır mısın?
inanılmaz mutluyum, inanılmaz heyecanlıyım, inanılmaz da gururluyum. Diyecek de bir şey bulamıyorum. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum, çok gururluyum. Ama uçuşun riski olduğunu da biliyorum. Biraz da endişeliyim. Hala gözyaşı döküyorsun. Evlat. Hem evlat hem de bu Dilara. Dilara sağlıydı. Dilara başkaydı ya. Herkesin evladı kendine başkadır. Bunu biliyorum. Ama Dilara başkaydı ya. İnsanlık, ahlaklıydı. Başkan Erdoğan senin bu çağrını duydu ve bu çağrına kulak verdi. Ne gerekiyorsa yapılsın dedi. Başkan Erdoğan yakışan da her zaman olduğu gibi yine yaptı. Ellerimle öperim dedi onları yani. Her fırsatta söylüyorum ya. Allah ömrümüzden alsın, onun ömrüne versin. Allah razı olsun. Başka diyecek bir şey bulamıyorum. Hikmet Öztürk, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla birlikte Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Ambulans uçağı Amsterdam Havalimanı'na iniş yaptı. Biraz sonra Türkiye saatiyle 21.15'te Dilara İsala Hastanesi'nden alınarak Türkiye yolculuğuna çıkacak. Baba şunu söylemişti. 19 Aralık'ta bu evden beraber yürüyerek çıktık. Ama önümüzdeki salı günü yani 1 Şubat'ta saat yere saate göre 16'da Türkiye saatiyle göre 18'de yaşam fişi çekilecekti. Ama bugün şu anda burada umut gözyaşları var. Bir anlamda bir taraftan sevinç gözyaşı, diğer taraftan da acaba inşallah Dilara'mız sağlığına kavuşur. Türkiye'mizi teslim ediyoruz ve tekrar Hollanda'ya sağ salim şekilde döner gibi bir umutları var. Biz de buradan şu anda bulunmuş olduğumuz noktadan ailenin de evinden sözü şimdilik size bırakalım. Fatih Özer teşekkürler. Bu müjdeli haberi almak hepimizi elbette ki mutlu ediyor. Şimdi İstanbul'a bakacağız. Haber muhabiri de Hande Bayraktar İstanbul'da bizi bekliyor. Hande, İstanbul'da neler yaşanacak senden dinleyelim. Dilara'ya Hollanda'daki bekleyiş devam ederken bir yandan İstanbul'da da bizler onu bekliyoruz. Çünkü oradan yola çıkacak, uçuş yapacaklar ve saat gece 1 civarında da burada yani Atatürk Havalimanı'nda olacaklar. Bu tahmin ediliyor. Tabii bir yandan da onlarla iletişim halindeyiz. Hollanda'daki duruma göre buraya geliş saati de belli olacak. Buradan da Siyamersek Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gidilecek ve tedavisi için orada süreç başlayacak. Peki Dilara'ya neler olmuştu? Dilara Hollanda'da hastalandı ve birkaç haftalık süre içinde aslında 8 günlük bir süre içinde bir anda makineye bağlandı. İlk başta kanında enfeksiyon olduğu söylendi ancak sonrasında aslında akut lösemi olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine kemoterapi gördü ve sonra makineye bağlandı, cihaza bağlı bir yaşam sürdürdü. Ve 8. günün sonunda da aileye kötü haber verildi. Artık yapılacak bir şey yok, elimizden gelen bir şey yok. Cihazın fişini çekeceğiz dediler ancak aile bunu kabullenmedi ve Başkan Erdoğan'dan yardım istedi. Türkiye'de Türk doktorların elinde, Türk hekimlerinin elinde olmasını istediler Dilara. Bir kez de onlar görsün istediler. Son bir umut ve o dilekleri kabul oldu. Buraya artık Dilara'yı bizler de burada bekliyoruz. Umuyoruz ki Siyamersek Hastanesi'ne geldiğinde tedavi süreci olumlu bir şekilde devam edecek. Bizler de gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.